Hoş geldiniz. Shiba üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Morning Brave arkadaşlar, yani kendisi e, Shiba'dan milyarder olan bir kişi, kendisi Ağustos 2020 tarihinde 8.000 dolara e, 8.000 dolar para yatırıp Shiba alıyor arkadaşlar. Bakın Ağustos 2020 tarihinde. Bununla birlikte kendisi bunu e, ne yapıyor? Ekim ayında satıyor. Bakın Ekim ayında zirvedeyken, Ekim sonunda satıyor ve e, 2021'de satıyor. 14 ayda arkadaşlar, bakın 14 ay önce 8 bin dolar yatırdı ve 14 ay sonra yani 1 yıl 2 ay sonra arkadaşlar 5.7 milyar dolar parası oldu. 8 bin doların yatırmasının üzerine %7 milyon milyon kar etti arkadaşlar kendisi bu da inanılmaz bir rakam arkadaşlar şimdi yani 70 bin x yapmış oldu değil mi 70 bin x yapmış oldu Shiba bununla birlikte kendisi de 8 bin dolar yatırıp adam milyarder oldu ya 5.7 milyar doları var. Şimdi aslında bu adam e, tabii ki çok ciddi kar edenler arasında. Fakat buna yakın da çok kişi var arkadaşlar. E, tabii ki bu insanların e, en nihayetinde şeyi yani e, nasıl diyeyim size. Bu insanların yapmış olduğu şey tabii ki adam şunu da diyebilirdi en nihayetinde. Ya bize bu parayı yedirirler mi de diyebilirdi mesela. Öyle diyor olsaydı büyük ihtimalle e, ne olurdu? Böyle bunların hiçbir tanesi olmazdı arkadaşlar. Şimdi uzun lafın kısası, Shiba gerçekten çok büyük hareketler yaptı e, geçmişte. O yüzden arkadaşlar, sadece ileri görebilmek gerekli aslında. 2020'de de çok güzel vaatleri vardı tabii ki. E, şunu anlayabiliyorum arkadaşlar, yani adamın aldığı yaptığı şey çok büyük bir risk aslında. 2020'de çok ciddi vaatleri vardı, ancak daha e, yakımlar yapılmamıştı. Bununla birlikte vaatler yerine henüz getirilmemişti. Getirilecek mi getirilmeyecek mi bunlar bilinmiyordu. Tamam mı? E, o yüzden arkadaşlar yani gerçekten güven veriyordu. Ancak e, hala tam bir tam atılım olmadığı için e, insanlar tabii ki çekimser kalmakta da haklıydılar. Ancak bu saatten sonra aslında e, hani burada tabii ki geçmiş geçmişte kaldı fakat bu gibi yükselişler yapmış bir coin'den bahsediyoruz. Tabii ki pek çok kesim çıkacaktır diyecektir ki e, burası zirve bitti gitti e, daha yükselmeyecek. E, bunun geçerli olabileceğine dair ortada hiçbir argüman yok arkadaşlar. E, yakım konusunda örneğin Shiba geçmişten bugüne toplam arzının yarısını şimdiden yaktı. Yakıma da devam ediyor zaten Boğa'da bir parti manuel yakımda e, çok köklü bir manuel yakımda gelecek. Bunları da daha önce hepsini gördük. O yüzden şu an zaten geçmişte bu kadar büyümesinin sebebi birçok yeni projeye imza atması, yaptığı kendini geliştirmelerle birlikte piyasaya ayak uydurabilmesi. Uzun lafın kısası Shiba yakım yaptığı sürece bu saatten sonra zaten sahanın dışına çıkma ihtimali yok. Eki yakımlarda yapılıyor. O yüzden uzun vadede artık e, Shiba'da kaybedecek bir şey yok denebilecek bir pozisyona geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşçakalın.